Mescid-i Aksa'dayız. Tabii Mescid-i Aksa'dayız dediğimde belki hemen tepkileri topladık. Arkamızda Kubbeci Sahra. Burası Kubbeci Sahra, Mescid-i Aksa değil ki diyenleri duyar gibiyim. Aslına bakılırsa bu Türkiye'deki belki çok tipik hatalardan, yanlışlardan birisi. Mescid-i Aksa bu alanın, yani 144 dönümlük çok geniş bir alanın üzerinde kuruldu. Bu alanın tamamı Mescid-i Aksa. Peki bizim Mescid-i Aksa diye bildiğimiz hemen arkamızdaki yapı, bu yapının adı ne? Bu yapıya Aksa Camisi de denir. Aslına bakarsanız bu yapı Hazreti Ömer Efendimizin Kudüs'ü fethinden sonra ilk olarak mescidini kurduğu yer. Buraya Aksa Camisi denir veya Hazreti Ömer Camisi denir. Alanın tamamına Mescid-i Aksa ve Peygamber Efendimizin Miraca yükseldiği kaya, Mualla Kayası'nın üstüne kurulmuş olan yapıya da Kubbetü Sahra, yani Sahra Kaya, kayanın üstündeki kubbe ismi verilir. Mescid-i Aksa ile alakalı anlatılacak o kadar fazla şey var ki, etrafı şöyle bir gezdiğinizde hemen hemen her yerde insanlık tarihinin bir anısını görmek mümkün. Mesela burada birçok peygamber buradan geçmiş. Hazreti İsa Efendimiz, Hazreti Musa Efendimiz. Devamına baktığımızda Peygamber Efendimiz fiziki olarak bizzat buraya geldiğini biliyoruz. Peki Peygamber Efendimizin gelmesinden biraz bahsedelim, Miraç hadisesinden. Şunlarda sağda, şu anda ağaçların arkasında gözükmüyor ama mescidimizin batı duvarı şu anda Yahudilerin ağlaya durdukları duvar. Aslında buranın adı Ağlama Duvarı değil, Burak Mescidi. Bu neden Burak Mescidi? Çünkü Peygamber Efendimizin Burak'a bağladığı yer. Peygamber Efendimiz Burak'ı oraya, o duvara bağladıktan sonra oradan devam edip şu anda Aksa Camisi'nin kıble tarafında, en ön tarafında, güney kısmında bir kapı var. O kapıdan yukarı doğru tırmanıyor ki burası çok yüksek bir yer. Oradan Mescid-i Aksa'ya giriş yapmış oluyor. Ve bu yolu takip edip buradan bu bulunduğumuz alana geliyor. Bu bulunduğumuz alan, evet, şu anda Kubbetü Sahra, muhteşem yapısıyla. Bu muhteşem görüntüsüyle Kubbetü Sahra. Kubbetü Sahra'nın içerisinde tam bu gördüğünüz altın kaplı kubbenin altında büyükçe bir kaya var. Mualla Kayası. Mualla Kayası'nın altında Ruhlar Mağarası. Bir deyişe göre, bir inanışa göre de Peygamber Efendimiz burada diğer peygamberlerle Ruhlar Kayası'nın altında namaz kılıyor. Diğer büyük peygamberlerle. Peki diğer taraftan Peygamber Efendimizin bütün İslam burada Mescid-i Aksa'da çok fazla inanış var. Çok fazla söyleyiş var. Bunların bir kısmı belki İsrailat kaynaklı. O yüzden bunların hepsini anlatmak, hepsine güvenmek doğru değil ama bütün İslam alimlerinin ittifak ettiği bir nokta var. Nedir bu nokta? Burası Peygamber Efendimizin Mescid-i Aksa'ya geldiği zaman diğer peygamberlere namaz kıldırdığı yer ve hemen ardından göğe yükseldiği nokta. Buraya da geldiğimiz zaman Mescid-i Aksa'nın batı kanadında, kuzey batı kanadında, şimdi birazdan göreceğiz. İşte Kubbetü Sahra'nın hemen yanında, üstünde böyle güzel bir kubbesi, üstünde güzel bir şekil olan Miraç Kubbesi. Miraç Kubbesi ile Kubbetü Sahra'nın hemen arasında kalan şöyle küçük bir şey daha var. Kubbe daha var. Şimdi gözükecek. Kubbetü Sahra'ya çok bitişik. Gri, üstü gri kaplı olan kubbe. İşte orada peygamberlere namaz kıldırıyor diğer peygamberlere. Ve daha sonra bu Miraç Kubbesi'nin üzerinden de göğe yükseliyor Peygamber Efendimiz. Tabii Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra, emin olun, fotoğraflarda ve videoda gözüktüğünden çok daha güzel, çok daha etkileyici. Buranın, bu mescidin dışı gerçekten çok huzursuz. Bu mescidin dışında insanlar çok mutsuz, zor bir hayat. Ama buraya girdiğiniz andan itibaren sizi muhteşem bir huzur kaplıyor. Bu huzur iklimini, bu huzur ortamının tadı insanın damağında kalıyor ve içinize bir ateş düşüyor. Allah'a dua ediyoruz. İnşallah bir daha, bir daha, bir daha bu mescidi ziyaret etmek nasip olur.